Yıldırım Bayezid dönemine kadar alınan yerlere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Anadolu hakimiyetinin büyük ölçüde sağlandığı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük ölçüde Anadolu'da bir hakimiyet söz konusu. Doğru. İstanbul'un Osmanlı sınırları dışında bulunmasının devletin toprak bütünlüğünü bozduğu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arada sadece İstanbul kalmış ve toprak bütünlüğünü bozmakta. Balkanlarda Türk egemenliğinin kesin olarak sağlandığı. Arkadaşlar bunu zaten haritadan çıkaramayız çünkü gördüğünüz gibi pek çok bölge henüz Osmanlı'ya ait değil. Balkanlarda Türk egemenliği kesin olarak 2. Kosova Savaşı'ndan sonra olacak. Yani 2. Murat döneminde gerçekleşecek zaten. O yüzden 3. Öncüle ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. İkinci Murat dönemine kadar alınan yerlere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Balkan fetihlerinin tamamlandığı. Arkadaşlar aslında haritaya baktığımızda bugünkü Yunanistan olarak adlandırdığımız bölgede pek çok yerin alınmadığını görüyoruz. Yunanistan topraklarının tamamı zaten Balkan topraklarıdır. O yüzden arkadaşlar birinci öncüle ulaşamıyoruz. Çünkü tamamlanmış durumda değil. Anadolu hakimiyetinin tam olarak sağlanamadığı Doğru çünkü gördüğünüz gibi daha henüz Anadolu'nun pek çok noktası alınabilmiş durumda değil. Etnik çeşitliliğe yol açacak fetihlerde bulunuldu. Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi Makedonya yani Balkan fetihleri olmuş. Doğru bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Verilen haritalara bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İmparatorluk özelliği taşıdığı. Arkadaşlar imparatorluk özelliği taşıması için farklı kültürlerdeki insanların bir arada yaşaması gerekir. Zaten tabii ki gördüğünüz gibi çok büyük alanlara yayıldığına göre Osmanlı elbette bir imparatorluk olmuştur. Özellikle batı yönünde gelişme gösterdiği. Arkadaşlar sadece batıda değil gördüğünüz gibi ikinci haritaya baktığımız zaman doğuda da pek çok fetihler var. O yüzden B şıkkı olmaz. Geniş bir coğrafi alana yayıldığı elbette doğru, farklı kıtalarda hüküm sürdüğü tabii ki doğru, Karadeniz'in Türk gölü haline getirildiği elbette gördüğünüz gibi doğru arkadaşlar, bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Verilen haritaya göre Osmanlı Devleti'nin Karesioğulları Beyliğini alarak durumlarından hangilerinde avantaj elde ettiği söylenebilir. Rumeli'ye geçişin kolaylaşması. Arkadaşlar tabi ki Rumeli'ye yaklaştıkça geçiş kolaylaşır. Doğru. Denizcilik alanında gelişmeler yaşanması. Karesioğulları Beyliği gördüğünüz gibi burada ve deniz kenarında arkadaşlar. Tabii ki denizcilik alanında gelişmeler sağlanacaktır. Bizans'ın Anadolu ile olan kara bağlantısına son verilmesi. Arkadaşlar zaten bir kara bağlantısı gördüğünüz gibi yok. O yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.